Merhabalar. İnternetiyle, sosyal medyasıyla, dijital oyunlarıyla, e-kitaplarıyla, videosuyla ekranlarda dünyaları kurtarıyor, ekranlarda yaşıyor, ekranlarda hayata bağlanıyor, ekranlarla hayattan kopuyoruz. Ekransız bir dünya biliyoruz ki artık çok uzağımızda kaldı. Evlerimizin baş köşesine ayırdığımız televizyonlarla hayatımıza giren ekranlar o gün bugündür toplumun gidişatını belirlemede önemli unsurlardan biri haline geldi. Boyutu küçüldükçe masadan inerek önce dizlerimizin üzerine, sonra da avuçlarımıza sığar hale gelen ekranlar neredeyse her anımızın şahidi, hayatımızın baş aktörü olmaya başladı. Bütün hayatımıza sirayet eden ekranlar elbette çocuklar ve gençler için çok daha fazla anlam taşıyor. Yoğun ve hızlı bir şekilde akan günümüz dünyasında ebeveynler ekranları, sanal oyunları, televizyonları, cep telefonlarını ve videoları çocukları eğlendirmek, oyalamak amacıyla kullanabiliyor. Elbette çocukların makul ölçülerde ve belirlenmiş bir zaman diliminde teknolojiyle buluşması ve onu tanıması da gerekli. Nitekim günümüz dünyasında teknoloji çocuklara oynama, keşfetme ve öğrenmek için çok fazla seçenek sunuyor. Bu yapılan araştırmalar gösteriyor ki ekranı çocuklara tamamen yasaklamak çözüm değil. Burada önemli olan nokta çocukları büsbütün ekranlara terk etmeden gerek TV'de gerekse internette nelerle meşgul olduklarını takip ederek yönlendirici ve sorumlu ebeveynler olabilmek, çocukların ekranlarla ve teknolojiyle geçen zamanlarını iyi bir şekilde planlamak. Çünkü ekranlarda biyolojik, psikolojik, psikososyal ve kültürel açılardan çocukları ve gençleri etkileyen o kadar fazla risk var ki, bağımlılık, şiddet eğilimi, bencillik, narsizm, amaçsızlık, sosyal hayattan kopukluk. Bir taraftan bu çağa, yani internet çağına özgü yeni nesil hastalıklar türerken, bir taraftan da çocuklara bedensel ve ruhsal olarak ciddi zarar veren durumlar yaşanıyor. Özellikle sosyal paylaşım ağlarıyla yaygınlaşan çeşitli oyunlar ve akımlar çocukların ve gençlerin önce psikolojilerini sonra da hayatlarını karartabiliyor. Bunun en yakın örneği dünyada yüzden fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan Mavi Balina. Son zamanlarda Mavi Balina adlı oyunla ilgili çok sayıda çocuğun ölümüne neden olan ve aileleri korkuya sürükleyen oyunlar kervanına Momo da katıldı. Dünya çapında çok sayıda çocuğun ölümüne sebep olan Momo oyunu Türkiye'de de görülmeye başladı. Bu sebepten dolayı aileler bilinçlenmek adına Momo oyunu nedir, neden intihara sürükler gibi sorulara yanıt aramaya başladılar. Çok sayıda çocuk için tehlike arz eden oyun WhatsApp üzerinden yaygınlaşıyor. Korku ve dehşet uyandıran bir yüzle WhatsApp aracılığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Korku filmlerindeki karakterleri aratmayan Momo, dünyanın en tercih edilen mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden kullanıcılara şiddet içerikli fotoğraflar veya tehdit içerikli mesajlar gönderiyor. İşte şiddet içerikli sanal oyun Momo'yu oynayan çocukların veya kişilerin başına gelebilecek tehlikeler. Momo oyunu oynayan kişiler depresyon ve kaygı atakları geçirebilmektedir. Momo kullanıcıları tehdit ve taciz edebilmektedir. Momo ile mesajlaşması halinde kişisel bilgileriniz çalınabilmektedir. Momo'ya geri dönüş yapan kişilerden zorla para elde edilebilmektedir. Şiddet öven bir dile yer verilebilmektedir ve kişiler intihara teşebbüs edebilmektedir. Ekran, risk ve çocuklar deyince akla gelen bir diğer faktör de TV'ler oluyor. Hepimiz çocukluğumuzda en az birkaç tane çizgi filmin müptelası olmuş nesilleriz. İnternet ekranında bulunan riskler televizyon ekranlarında, reklamlarda ve çizgi filmlerde de var. Video kanallarındaki çizgi filmler ne kadar masum. Çizgi filmler çocukları hem eğlendirir, hem öğretir, hem de hayal dünyalarını besler. Ancak bu olumlu etkiler her çizgi film için geçerli olmuyor. Çünkü gerek TV'lerde, gerekse internette bulunan bazı filmler ve videolar çocukların gelişimini son derece olumsuz etkileyecek zararlı içerikler barındırıyor. Elbette modern hayatın getirdiği hız ve tempolu günlük hayatın içinde çocuklarına ayıracakları zaman bulamayan ebeveynler çocuklarını tablete, bilgisayara, akıllı telefonlara teslim edebiliyorlar. Okul öncesi çağdaki çocuklar yetişkinlere nazaran izleme süresi daha uzun bir kitleyi oluşturduğu için içerik üreticisi kimi video kanallarının hedefinde özellikle ve bilinçli olarak en savunmasız çağdaki çocuklarımız bulunuyor. Video üreticisi kanallar kullanıcıların bu platformlarda daha çok vakit geçirmesi ve dolayısıyla daha çok reklam geliri yani para kazanabilmesi için çeşitli yollara başvuruyorlar. Nasıl? Renkli içerikler, anaokulu şarkıları, oyuncak açma,
sürpriz yumurta açma, animasyon ve ünlü çizgi film kahramanlarının kostümlerini giymiş yetişkinlerin de bulunduğu rengarenk, masum ve eğlenceli görüntülerle başlayan bu videoları baştan sona izlediğimizde hiç de masum olmadığı ve pek çok zararlı içerikleri barındırdığını da görmekteyiz. Örümcek Adam, Prenses Elsa, Joker, Hulk, Peppa Pig, Frozen, Minions, Thomas ve arkadaşları ve benzeri çizgi film kahramanlarının kostümlerini giymiş insanların çektiği parodiler normal bir şekilde başlıyor ilk başlarda ama ilerleyen dakikalarda videolarda dışkı, idrar, şırınga, kaçırılma, şiddet, işkence, hamilelik, kürtaj, cinsellik, böceklerle korkutma gibi öğeler çıkmaya başlıyor. Çocuklar için asla uygun olmayan video başlıklarıyla korku, şiddet ve tuvalet mizahı işleniyor. Yapılan araştırmalar özellikle bu videoların işkence ve şiddet öğeleri içeren, cinsellik ve çocuk istismarı barındıran, pedofili izleyicilerine hitap eden, ürpertici, rahatsız edici, korkunç, travmatize edici, garip ve saçma sapan içerikler barındırdığını gösteriyor. Çocukları korkutan, kandıran, şiddete yönelten, yanlış da değer yargıları oluşturan masumiyetlerini hedef alarak onları ruhsal, fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimlerini bozan içerikler barındırdığından ebeveynler bu konuda gereken hassasiyeti muhakkak göstermelidir. İnsan hayatının şekillenmesinde gördüğü, duyduğu, bildiği, sevdiği, korktuğu, baktığı, yaptığı ya da yapmadığı bütün davranışların bir payı yok mudur? Elbette vardır. O halde bu sorunun cevabını şöyle açıklayalım. Şiddet, öldürme, uçma, yanlış değer yargıları oluşturma, dini, kültürel inanç ve değerlerin aşağılanması gibi pek çok zararlı öğeler barındıran oyunlar ve çizgi filmler çocukların yalnızca pedagojik gelişimlerini olumsuz etkilemekte kalmıyor, onları biyolojik olarak hasta da edebiliyor. Dahası var olan hastalıkları tetikliyor ve hatta onları ölüme kadar götürebiliyor. Nitekim hafızalarımıza yer etmiş bir hadiseyi hatırlayalım. Mersin'de izlediği Pokemon çizgi filminin etkisinde kalan 4 yaşındaki bir çocuk 7. kattaki evlerinin penceresinden atlamıştı. Neden böyle bir şey yaptığını soran gazetecilere cevabı ise oldukça düşündürücü. Ben Pokemon'um ve Pokemon gibi uçtum. Yine bir başka çocuk Örümcek Adam filminden etkilenerek evinin tavanına bağladığı iple uçmak isterken ipin boynuna dolaşması üzerine hayatını kaybetmiş. Çizgi filmlerin, dijital oyunların, TV'lerin ve reklamların etkisi sandığımızdan daha da büyük. Bütün bu sebeplerle çizgi filmlerde, oyunlarda ve video kanallarında bulunan risklere karşı ebeveynler bilinçli olmalı ve çocukları ekranların renkli, eğlenceli ve parıltılı dünyasına terk etmeden önce bu karanlık yüzünün de farkında olmalıdır. Ebeveynler ne yapmalı peki? Şu ana kadar yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki çocuklar ekranlarla ne kadar geç tanışırsa o kadar iyi. Ebeveynler kendilerinin izlemediği hiçbir içeriği çocuklarına izletmemeliler. Elinden ekranı düşürmeyen ebeveynlerin çocuklarına kılavuzluk etmesi de mümkün olmayacağından işe ilk önce kendimizden başlamak gerekiyor. Araştırmalar 0-18 aylık bebeklerin ekranlardan uzak tutulması gerektiğini söylüyor. Beynin en hızlı geliştiği bu evrede çocukların ekranlardan ziyade ebeveynle etkin bir diyaloğa ihtiyacı olduğundan 2 yaş ve altındaki çocukların ekran karşısına geçmemesine özen göstermek lazım. 18-24 aylık bebekler için ekrana sınırlı olmak kaydıyla tanışmak mümkün. Burada önemli olan nokta ekranlardaki içeriğin niteliği. 2-5 yaş çocuklar günde en fazla 1 saat ekran başında bulunabilirler. Fakat çocukların ne izleyeceğini yani içeriğin kalitesini önce ebeveynler kontrol etmelidir. 6 yaş ve üzerindeki çocuklar ve ergenler için saatleri sınırlandırmak yerine bir ekran zaman planı oluşturmak belki faydalı olacaktır. Çocukla hafta içinde ve hafta sonunda ekranlara hangi saatlerde ve ne kadar ulaşacağını belirleyen bir ekran zaman planı sözleşmesi yapılabilir. Günde 1 saat fiziksel aktiviteye muhakkak zaman ayrılmalıdır. Her gün en az 8 saat uykuya ayrılmalıdır. Televizyon ve internet çocukların yatak odasından kesinlikle uzak tutulmalıdır. Uykudan en az 1 saat önce bütün ekranlar kapatılmalıdır. Rastgele videolarla baş başa kesinlikle
bırakılmamalıdır. Çocukların ziyaret ettikleri internet siteleri, kullandıkları teknolojik cihazlar ve özellikle sosyal paylaşım ağlarını kullanma alışkanlıklarını takip etmelidir veliler. Çocukta doğru değer yargıları oluşması için izlenilen çizgi filmler, videolar, oynanan dijital oyunlar ebeveynler tarafından kontrol edilerek yaşlarına uygun seçmeli ve gerekirse konular çocukla tartışılmalıdır. Hoşça kalın.